Tövbe etmiştiniz. Büyü yapmayacağım demiştiniz. Yalvarırım durun. Merhum oğlum Mahmut'u koruyamadım. Lakin... Mustafa'mı koruyacağım. Ne pahasına olursa olsun koruyacağım. Hoşuna gitti mi? Yani resmini burada görmek. Hoşuma gitti mi? Hoşuma gitti mi? Safiye Sultanımızın dairesinde gördüm resmi. Sonra da? Sonra bir emir verdin, getirdiler beni. Neyim ben? Sen zebirat mıyım? Ya da keçi? Neyim söyle? Zeytin mi? Yumurta mı? Ben emir vermedim. Haberim bile yoktu getirildiğinden. Safiye Sultanımız seni bana hediye olarak... Ben hediye değilim. İnsanım. Senin gibi bir ailem var. Yazık. Seni ilk gördüm dedem iyi biri. Είσαι ένας τύρανος. Είσαι ένας τύρανος που τα θέλει όλα δικά του. Kaçacağım buradan. Göreceksin. Hiç kimse buradan kaçamaz. Gel. Validem. Halime Sultan. Şehzade Mustafa'yı alıp sırra kadem basmış. Thank you.
Cennet kalfa. Al bunu, icap eden neyse yaparsın. Sen nereye? Cehennemin dibine. Gelecek misin? Allah'ım. Gel bakalım. Kızlar. Az biraz feyz alın. Onca hatun şu bastı bacak kadar olamadınız. Geldiği ilk gün halvete girdi de gözdeler katına çıkacak. Sen gel. Mahfiroz. Kime diyorum ben? Mahpeker'in odasını yapacağız. Gel sen yardım et. Hem bir işe yaramış olursun. Gel gel. Gördün işte aslanım. Merhametinin karşılığı bu. Nereye kaçabilirler ki validem? Elbet bulunur değil mi derviş? İnşallah hünkârım. Bostancılara talimat verdim. Bütün yollar, limanlar kapatılacak. Maazallah ya küffarın eline geçerse. Hele ki Celal'i eşkıyası bulursa. Validem yeter. İki lafınızdan biri felaket. Derviş, tüm mesuliyet senin. Bana derhal kardeşimi getir, yoksa ilk senin kelleni alırım bilesin. Emru ferman yüce padişahımızındır. Derviş. Sultanım. Hiç umut yokken evladım tahta çıktı. Bunca badireden sonra ummanı geçmişken derede boğulmak istemiyorum. Anladın beni değil mi? Ben size ve kendime bir söz verdim sultanım. Ne pahasına olursa olsun koruyacağım hünkârımızı. Âlâ. Sana itimadım da. Reyhan Ağa, böyle mi koruyorsunuz hünkârımızın haremini? Lafını bil de konuş Bostancıbaşı, karşında Darüssade Ağası var. Ben yalnızca Bostancıbaşı değil, hünkârımızın baş müsahibiyim. Sağ kolu, gören gözü, işiten kulağı. Ben onun iradesini temsil ederim, anladın mı? Şimdi, bütün haremi sorgu sual edin. Kim ne biliyor, ne görmüş, ne işitmiş bilmek istiyorum. İsmail, Üsküdar Ayın bir tekne bul bize. Şehzade Mustafa'yı teslim aldıktan sonra derya yolundan kaçacağız. Emredersin Sait Bey'im. Lakin merak içindeyim. Bu işin sonu nereye varır? Hele bir şehzadeyi elimize geçirelim. Sonra seyreyle alemi. Herkes Efendimiz Kalenderoğlu'nun etrafında birleşecek. En güçlü şekilde payitahta yürüyeceğiz. Ve Sultan Ahmet'in kellesini alacağız.
Yüzünün hali ne böyle? Ne güzel odan oldu işte. En güzel kumaşlardan elbiseler dikilecek sana. Sonra hediyeler, birbirinden kıymetli mücevherler. İstemem, hepsi senin olsun. Ben sadece kağıt istiyorum. Ne yapacaksın? Aileme yazacağım. Hiç değilse bilsinler yaşıyorum. Yazsan ne olur hatun? Kim gönderir onu? Senin bir ailen yok mu? Paşanın hanımı Zübeyde var. Pek severim onu. Sağ olsun, beni yetiştirip saraya hediye etti. Kendi ailen diyorum ben. Anne, baba, kardeş yok mu? Nerede? Bilmem. Yani çok küçüktüm. Yüzleri gelmiyor aklıma. Silinmiş. Artık benim yuvam harem. Dua ediyorum her gece. Allah'ım diyorum, ne olur yardım et. Hünkârımız beni alsın koynuna. Ona bir erkek evlat doğurayım. Bir de dua ediyorsun. O zorba için. Sen dün gece ne yaptın peki? Sanki girmedin koynuna. Belki de gebe kaldın. Yüzü Hriste, bu mümkün değil. Çünkü o dediğin şey havlet olmadı. Şimdi mi haber verilir bu? Sultanım bağışlayın, uyuduğunuz için ben Şehzademiz saraydan kaçılıyor, sen uykudan bahsediyorsun. Derhal Nasuh Ağa'ya haber yolla gelsin. Emredersin Sultan. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Sultanım, zannediyorum olanları işittiniz. Az evvel öğrendim. Halime denen yılan torunumuzu kaçırmış. Siz o yılanı hepimize ne bilirsiniz sultanım? Hangi deliğe girer, kim yardım eder, nerede saklanır? Her şeyin en iyisini biliriz. Şimdi bizi yalnız bırak da meseleyi istişare edelim. Siz diyeceğinizi deyin sultanım. Kim yardım etmiş olabilir? Aklınızda biri var mı? Düşmanımız çok. Anlaşılan işlerinden bir tanesi Halime'nin kulağına Şeyhülislam'dan fetva istediğinizi fısıldamış. O halde yardım eden şehzadenin idamına karşı çıkanlardan biri. Gerçi siz de karşı çıkıyordunuz. Yedi iklimin sultanı, hünkâr torunumuz dahi karşı çıkmış, idam etmeyeceğine söz vermiş. Edilecek laf mı bu şimdi? Karalar bağlayarak gittin, döndün yüzünde güller açıyor. Yoksa seni o velidin hususi cariyesi mi yaptılar? Geç yerine hadi. Sefan buraya kadarmış. Aa, ne oluyor Cennet Kalfa? Hiç söylemiyor ki edepsiz. Akşam halvete girdiği gibi çıkmış. Sizin anlayacağınız kızı olan kız. Allah'tan Mahfiruz yumurtladı da öyle öğrendik. Destur! Bülbül ağa. Haremde kim varsa herkes sorguya çekilecek. Bilhassa Halime Sultan'a hizmet etmiş olanlar. Mesele nedir ha? Halime Sultan'ımız kayıp. Belli ki dün gece Dilruba Sultan ve Şehzade Mustafa ile birlikte kaçmışlar. Şşş,
Hatunlar, şimdi bu menfur hadiseyle alakalı malumatı olan kim varsa bir adım öne çıksın. Madem öyle, iş bize düştü. Bülbül'a, Gölge Hatun, alın şunları birer ikişer de iyice bir ezin kafalarını. Belki o zaman dilleri açılır. Senin kulağın deliktir Musa Paşa. Bunca yiğit neden kılıç kuşandı acep? Az evvel birlikte çıkmadık mı divandan paşam? Nereden bileyim? Paşa hazretleri, hünkârımız sizlere emrettiler. Hayırlar olsun Reyhan'a. Açın kapıları. Kadim kanunlara riayet edilmezse olacağı bu. Hep o malum sultanın işleri bunlar. Yedi iklimi hükmeden devlet-i âliye kadınların eline düştü. Hay Allah. Mesele neymiş, etraflıca öğrenmek lazım. Solomon Efendi, bunları bırak da sen şu zulana koyduklarını çıkart bakalım. Çıkarırım paşam. Yeter ki sen iste Beyzadem. Hemen. Demek çok kıymetli bir hatındır. Bilhassa üst odalara. Mahzenlere bakın. Girilmelik delik kalmayacak. Dört bir yanda kuşlarınız mevcut sultanım. Elbet biri fısıldayacak kulağımıza. Elini çabuk tut Nasu. Mevzu bahis, hanedan Ali Osman'ın kaderi. Bir tek şehzademiz var, o da kaçırıldı. Düşmanlarımızın eline geçerse şayet. Yahut bir şey olursa felaketimiz olur. İnşallah bulacağız. Ve fakat sultanım, eğer teslim edersek hünkârımız anında katlettirir. Sen evvela bul. Akabinde teslim şartlarını konuşuruz. Sabah erken çıkmışsın. Yine nereye kayboldun? Beni bırak şimdi Şahin. Yakında payitaht karışacak. Çarşıda dervişe rastladım. Halime Sultan. Hı, işittim. Yavru aslan.
kafesten kaçmış. İnşallah sırtlanlardan önce onu biz buluruz. Biz mi bulacağız? Hı hı. Belki karşılığında seni kırım hanı yaptırırım. Şahin, ne demek şimdi bu? Şehzade Mustafa'yı pazarlık mevzu mu yapacaksın? Neden yapmayalım? Osmanoğlu, Cengiz Han soyundan gelenleri elinde oyuncak etmişken biz neden yapmayalım? Hı? Neden burada olduğumuzu unuttun mu kardeşim? Bizi nasıl esir tuttukları aklından uçup gitti mi? Diyelim ki senin dediğin gibi oldu. Kırım tahtını neden bana versinler Şahin? Kavgaya olarak taht senin hakkındır. Benim bambaşka hayallerim var kardeşim. Bambaşka. Vakti geldiğinde öğreneceksin. Ben gördüm o çocuk. Du eigentlich seine Kastano? Kes, kestane yedirdim. Ama ben bilmiyordum. Şehzadeymiş. Sonra ne oldu? Konuş. Sonra bir kadın geldi. Aldı, gitti. Kim bu hatun ve nerede? Bilmiyorum nerede. İsmi ne meşe? Menekşe diyor. O da kayıp zaten. Birlikte kaçmışlar. Eğer bizi kandırıyorsan, vay haline. Çuvala koyar, denize atarım seni. Anladın mı? Ben bir şey görmedim başka.
Acemi ocağında kalması münasiptir. Boromir oğlu Andro. Grazlı. Turnacı Ekber Çavuş'un sürüsünden. 10 gün önce teslim aldım. Sünnet olup şerefi İslam'la müşerref oldu. Ne isim verildi? Gelmiş geçmiş en büyük Fatih'in ismi. İskender. İskender. Acemi ocağında kalması münasiptir. Sıradaki. Eyvallah. Daniel oğlu İvan. Graz ahalisinden devşirme. Turnacı Ekber Çavuş'un sürüsünden. 10 gün önce teslim alındı. Sünnet oldu. Şerefi İslam'la müşerref oldu. Ben seni yer gördüm, kayboldum. Mahfiruz'la Şahiste nerede? Benim eşkalinde bekleyin demedim mi ben sana? Bir şey istiyorum. Aileme yazdım. Kötü bir şey yok. Sadece ben yaşıyorum dedim. İstersen oku. Ne bileceğim ben ne yazdığını? Aile yok Nasya. Mazi de yok. Unutacaksın. Yasak. Hadi yürü. Erkek buluşmak da yasak. Ama seni gördüm erkekle. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Keserim o dilini, köpekler atarım ha. Aslime! Beni Sultan Kral getirdi. Ben çok kıymetli onun için. Anlatırım her şey. Öldürür seni. Ne anlatacaksın Hatuncuk? Senin lafına karşı benim lafım. O zaman neden korkuyorsun? Korkma. Kimseye demem bir şey. Ben düşman değil. İstiyorum dost olalım. Dost mu? Yardım et bana. Senden tek isteğim. Bunu aleme gönder. Hepsi bu. Talip! Bu dünya ikiye ayrılır. Yeniçeri olanlar... Yeniçeri olmayanlar. İşte burası Yeniçeri Ocağı'dır. Eviniz, aileniz, ananız, babanız... ...şu kapının ardında kaldı. Bundan böyle... ...eviniz bu ocaktır. Aileniz de yanı başında duran kardeşleriniz, yoldaşlarınızdır. İyi belleyin. Biz bu meydana et meydanı deriz. Sol yanımda kasaplarımız, sağ yanımda meydan tekkemiz var. Bu ocağın birçok kaidesi var.
Hepsini tek tek zamanla öğreneceksiniz. Lakin ben size birincisini, en mühimini söyleyeyim. Koşmak! Şimdi onar kişi onar kişi dört saf yapın bakayım. Haydi haydi! Talip, odalarınız işte bu avluya bakar. Bu avlu ki yiğidin harman olduğu er meydanıdır. Allah Allah! Şu görmüş olduğunuz camiye orta cami deriz. Namazımızı orada kılarız. Talip, işte burası Yeniçeri Ocağı'nın kalbidir. Pirimiz, Hacı Bektaşi Veli hünkârımızdan yadigar kalan kazan-ı şerifimiz işte burada kaynar. Etimiz, çorbamız, aşımız burada pişer. Ya Allah, ya Allah, ya Talip, birazdan odalarınıza gideceksiniz. Lakin önce koşmanız gerek. İşte bu eşiğe kadar var gücünüzle koşun. Başındaki serpuşu eşiği ilk geçen aranızdaki en kıdemli acemi olur. Birbirinizi itmek, çelme takmak, hile yapmak yasak. İşaret verdiğimde yarış başlar. Haydi bakalım. Aşk ile! Ben kazandım! 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 Ben kazandım! Asıl ben kazandım. Sen hile yaptın. İttin beni. Yalan söylüyor. Şşş. Sen mi alış yaptın? Sessiz ol Ure. Sessiz ol. Burada adaleti ben sağlarım. Siz değil. Ekber yoldaş sen ne dersin? Kim kazandı? Siz en doğrusunu bilirsiniz Zülfikar Ağam. Fakat ben olsam şu serpuşu alır başıma koyarım. İskender, turnacı başını duydun. Serpuşunu al yerden başına koy. Acemilerin en kıdemlisi olarak odanı ve yatağını seçersin. Nasıl olur Zülfikar Ağam? Bu haksızlık. Ben kazandım. Sus Süre! Deyyus! Adın ne senin? Davut. Davut dediler. Beni iyi dinleyecektin Davut. Ne dedim ben? Başındaki serpuşu eşiği ilk geçen kazanır dedim. Bir acemi iyi koşacak, iyi dövüşecek. Gücü ve kuvveti her daim yerinde olacak. Lakin bu özelliklerden çok daha önemli bir özellik var. Zekası, zeka. Aklını kullanmayan bir acemi zinhar yeniçeri olamaz. Dağılın odalarınıza. Yarın size yeni kıyafetler verilecek. Hadi.
Boromir oğlandır o. İlk günden göze girmeyi başardın. Kimsin sen? Sen kimsin? Niye soruyorsun? Yuvan ben. Şimdi Ali oldum. Kraz'a yakın köyden aldılar beni. Babam dediğim Boromir'i iyi tanırım. Oğlan Duro benim çok iyi arkadaşımdı. Sen o değilsin. Başkasıyla karıştırdım ben. Boromir kendi oğlu yerine senin verdi Türklere. Yoksa piç misin sen? Şş, sessiz ol. Bir piçince olmaz. Yasak. Ocaktan atarlar. Sadece senin değil, seninle gelen kim varsa atılır. İşte bu yüzden kimseye bir şey söylemeyeceksin Ali. Ocaktan atılmak istemezsin değil mi? Ketudam. Gel Zülfikar ağam. İşittin mi hadiseleri? Asker hali huzursuz. Salih ağam, mevzu bahis Cülüs bahşişiyse yani. Mısır hazinesi yola çıkmıştır, biliriz. Yakın zamanda bahşiş dağıtılır inşallah. O da ayrı bir dert. Lakin ben şehzademizden bahsederim. Hayırdır? Padişahımızın tahtı şimdiden sallanmakta. Zira kardeşi Şehzade Mustafa da günlerdir kayıp. Hünkârım. Halime Sultan'ın eskiden gittiği bir hatun vardı. Fal, büyü işleri bakan bir meczup. Onu getirdim. Bildiği bir şeyler olabilir. Lakin sizden başka kimseyle görüşmek istemiyorum. Gelsin. Padişahımız, Yüce Efendimiz. Konuş hatun. Halime Sultan nerede? Kardeşimi nerede saklıyor? Müsaade edin. Mübarek elinizi tutayım. Bakın gelsin. Söyle hadi. Halime Sultan nerede? Şehzade Mustafa Sami bulabilecek miyim? Gölgeler görüyorum hünkârım. Tahtınızın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Lakin şehzademiz dönecek. Bir gün üzerinde oturacağı bu taht için dönecek. Bu ne cüret hatun? Alın götürün şunu. Siz bu meczubun laflarına itibar etmeyin.
Yakışır derviş. Beni yalnız bırak. Kim ne derse desin hünkârım. Kim ne yaparsa yapsın. Onların bir hesabı var ise Rabbimin de var. O ki sizin kaderinizi yazdı. Kimsenin gücü yetmez bunu değiştirmeye. Ne var kaderimde derviş? Rabbim neyi işaret ediyor bana? Zaferlerle dolu muhteşem bir istikbali. Allah'ın izniyle kara bulutları dağıtacağız. Abin değil Mustafa. Dilruba, sen kardeşini içeri götür. Sultan, ortalık epey sakin. Sizden umudu kestiler. Musa Paşa'mız hazır olmanızı istedi. Yarın sabah geliyoruz. Söyle Paşa'ya, biz hazırız. Kaldı bitecek çilemiz. Yarın hep birlikte bu delikten çıkacağız. Katırgamız yelkenlerini basıp bizi Mudanya'ya götürecek. Orada şehzadesini bekleyen bir ordu var. Senin ordun. Ama ben sarayımıza dönmek istiyorum. Döneceğiz aslan. Evvela seni bir Azrail'in elinden kurtaralım. Döneceğiz. Azrail kim anne? Senin Azrail'in abin. Abin Ahmet. Gel de şu Efsun'un yüzünü yakından görelim Mahpeyker. Sultanım. Halvetin tamama ermediğini söylediler. Sabah çıkmışsın has odadan. Onca vakit ne yaptınız? Mesele torunumuzun muhabbet alemi değil. Hanedanın istikbali. Konuştuk sultanım. Sonra uyudum ben. Anlaşılan o ki torunumuz iyice meftun olmuş. Safiye Sultanım,
Siz Venedikli Sofia. Sonra Safiye Sultan oldunuz. Nasıl unuttunuz ailenizi? Özlemediniz mi? Kadere inandık. Venedikli Sofia diye doğan kızın kaderinde Cihan Devleti'ne Safiye Sultan olmak varmış. Burada kızlar anne baba hatırlamıyor. Onlar hür olmak ne bilmiyor. Ama ben biliyorum. Nasıl unuturum? La prego, Regina. Size yalvarıyorum sultanım. Beni evime gönderin. Bir kuşun tabiatında uçmak vardır elbet. Lakin kanatları yandıysa neylesin? Hür doğdun. Kabul. Bir yuvan vardı. O da kabul. Ancak bunları kazanmak için ne yaptın? Hiç. Şimdi ise önünde fırsat var. Çok az insana nasip olabilecek muazzam bir fırsat. Zümrüt-ü Anka misali yanıp küllerinden yeniden doğabilir. Yuvanı yeniden kurabilirsin. Dese miydik Bülbül? Bu kafesi saraya döndüren yegane şeyin aşk olduğunu. Dese miydik? Fayda etmez sultanım. Ateşlere düşmeden, yanmadan zinhar anlamaz. Sırtı kaşınan it çobanın değneğine sürtünürmüş. Ne yaptım ben şimdi? Hür doğmuş da gidecekmiş. Az o kafan çalışsaydı buraya geldiğin ilk gün anlardın. Buradan çıkış yok Hatuncuk. Mektubu kadar değil mi? Bana söz verdin. Sus. Öyle kolay değil. Münasip bir vakitte yollayacağım ben. Düş önüme hadi. Hadi. Sultanım, bir an evvel çıkmamız lazım. Kara Seyit bizi limanda bekler. Gidelim. Ben buradayım, çıkaracağım. Mustafa, canım kardeşim. Ne demiştim ben sana? Bu bir oyun. Kötü insanlardan saklanma oyunu. Onları yakalanmamızı istemezsin değil mi? Yakalanırsak bize ne yaparlar? Hadi bakalım. Gidelim artık.
Yavaş be adam, önüne bak. Hayırdır Musa Paşa? Nereye gidiyorsun? Çekil önümden. Ne istersen yaparım. Bırakın! Bırakın beni! Anne! Bırakın beni! Zannediyorum hünkârımız sizden daha cömert olacaktır. Köpek! Sait, Sultan seninle anlaştı ha? Halime Sultan esaslı hatunmuş. Sen ise Osmanoğlu'nun köpeği olmuşsun. Ve vakitler hepinizin olduğu gibi mi? Bak Kara Sait, önünde iki tane yol var. Ya şehzade için canından olursun ya da kaçıp kurtulursun. Karar senin. Fazla vaktin yok, acele et. Doğru karar. Kalenderoğlu'na selamımı ilet. Yakında görüşeceğiz. Elbet görüşeceğiz. Her ne kadar gizli tutulsa da Şehzade Mustafa Hazretleri'nin günlerdir kayıp olduğunu işittim.
Sarayda hiç sır kalmıyor. Merak etmeyin hanzadem. İz üstündeyiz. Bugün değilse yarın şehzademizi bulacağız. Geç kaldın derviş ağa. Daha o gün. Kaçtığı gün bulmalıydın. Zira mevzu bahis olan hanedan-ı Ali Osman'ın itibarıdır. Allah'tan erken vakitte haberim oldu da siz yüce hünkârımızı bu zor vaziyetten esirgeyebildim. Ne demek bu? Şehzademizi, sultanlarımızı ve onların kaçmasına yardımcı olan gafil Musa Paşa'yı yakaladım. Müsaadenizle. Sen kim olduğunu sanırsın? Sen kimsin? Sen kimsin de bir şehzadeyi kaçırmaya cüret edersin? Abi ne olur yapma. Abi ne olur yapma. Söz vermiştiniz hünkârım. Herkesin önünde yemin ettiniz. Kardeşim başlıyorum ona kıymayacağım dediniz. Bir padişahın şanı da sözünden dönmek var mıdır? Ettiği yemini bozmak var mıdır? Evladını bu çukura sen sürdün. Senin yüzünden oldu bütün bunlar. Fetva almıştınız. Kıyacaktınız ona, bu yüzden kaçtım. İkisini de zindana atın. Dilruba'yı da odasına kapatın. Musa Paşa'ya gelince. Hünkârım, bağışlayın. Yüce affınıza sığınıyorum. Derhal kellesini istiyorum. Hünkârım, bağışlayın. Bağışlayın hünkârım. Beni neyle itham ediyorsun? Benim günahım ne? Evladımı korumak mı? Ben de evladımı kaybettim. Babanızın cellatları aldılar. Abiniz Mahmut'u ne çabuk unuttunuz. Hünkârım yalvarırım, aynı acıyı bana ikinci kez yaşatmayın. Yalvarırım. Yapacaklar. Hünkârımızın emriyle idam edilecekler. Ama bu korkunç bir şey. Canilik. Kes sesini. Sana mı kaldı koskoca sultanın kararını sorgu sual etmek? Cennet, böyle mi terbiye ediyorsun hatunları?
hünkârım. Bağışlayın beni. Yalvarırım. Acıyın, merhamet edin hünkârım. Bağışlayın hünkârım. Merhamet edin hünkârım. Yalvarırım. Bağışlayın. Merhamet edin hünkârım. Affedin hünkârım. Yalvarırım. Şimdi ne yapacağız sultanım? Hünkârımız bugün değilse yarın şehzademizi de idam edecekler. Tavsiyen nedir? Arzu ederseniz Şeyhülislam Efendi'yi ziyaret edeyim. Malumunuz, Müftü Hazretleri'nin fetvası olmadan idam etmez. Akıllı sultanların böyle ehil hizmetkârları olur elbet. Şehzadeyi teslim ederek büyük bir iş başardın Şahin Giray. Hanedanı büyük bir dertten kurtardın. Hanedanı Ali Cengiz ve Hanedanı Ali Osman ezelden beri dost ve müttefiktir hünkârım. Dostunuzu dost, düşmanınızı düşman belliriz. Âlâ. Münasip bir vakitte kardeşinle gel. Huzuruma kabul edeceğim. Padişah efendimiz. Ben 41. Sipahi bölüğünden Başyavuş Abdiyağa. Cüretimi bağışlayın. Lakin sipahi kullarınızın arz etmemi istediği bir husus var. Söyle Abdiyağa. Kullarım ne ister? Kullarınız adet olduğu üzere cülüs bahşişi bekler nicedir. Sipahi hayli huzursuzlanır. Yeniçeri kullarım ne der ha? Onlar da mı huzursuz? Ben Acemi Hoca İstanbul Ağası Zülfikar kulunuz. Askerlerin cülüs bahşişini beklediği doğrudur hünkârım. Lakin Yeniçeri için siz Saadetli Padişahımızın verdiği söz her şeyden daha kıymetli ve kafidir. Kullarıma söyleyin ağalar. Kimse bir huzur olmasın. Zira Mısır hazinesi çoktan yola çıktı. Öyle değil mi Kasım Paşa? Veli Sultanım. Hazineyi getiren Yavuz Ali Paşa birkaç hafta içinde payitahtta olacaktır. İnşallah aynı günde cülüs bahşişini dağıtırız. Rabbim dualarımızı kabul etti aslanım. Şehzade Mustafa nihayet elimizde. Bu iş bitmeli.
Bu husustaki fikrimiz malumun Ahmet. Katli münasip değildir. Başka şehzademiz yok. Başıma bir şey gelirse ne olacak? Korkunuz bu mu? Allah muhafaza. Lakin devlet adabı her ihtimali görmeyi, ona göre tedbir almayı gerektirir. Kardeşimin kaçması, düşmana sığınması da bir ihtimal. Ki neredeyse oluyordu. Hiç değilse bekle Ahmet. Cariyelerinden biri şehzadeni doğurana kadar bekle. Kulların görsün soyun senden devam edeceğini. O vakit kardeşimin katline ferman verebilirim ve buna sesiniz çıkmaz, öyle mi? Gönlümüz hiçbir vakit razı gelmez. Fakat kader de buysa ne yapalım? Biz diyeceğimizi dedik. Ben de diyeceğimi dedim sultanım. Müftü efendiden fetva gelir gelmez nizam alem için idam edilecek. Büyükvalidemizin size olan itimadı tamdır. Mevzu bahis olan hususta Devlet-i Aliye'nin menfaatine bir karar vereceğinizden hiç şüpheleri yok. Sultanımız hayır dualarınızı ister. Hediyesini kabul buyurunuz. Rabbim Safiye Sultanımıza zeval vermesin. Cümlemizi de hak yolundan ayırmasın. Amin. Sunullah Efendi. Nasuha. Şeyhülislam Hazretleri. Hayrola Sunullah Efendi? Hangi rüzgar attı seni buraya? Şehzade Mustafa'nın yakalandığını işittim. Bu hususta istişare etmek lazım. Lüzum yok. Baka bu konuda sen dahil herkes fikrini söyledi. Şimdi karar verme vaktidir. Dün gece de bir hatun yolladım sultanım. Lakin hünkârımız kimseyi istemiyorlar. Hay Allah. Böyle olmaz Dudu. Çare bulmamız şart. Aslanım bir an evvel evlat sahibi olmalı. Getirin şunu yanıma. Hünkârım. Gel derviş. Bak ne getirttim. Yasemin. Nasıl her sabah bunun kokusuyla uyanırmış. Ne vakit ismi geçse gözleriniz parlıyor. Hatun pek huzur verdi size. Aslında isyankâr bir ruhu var. Onu evinden alıkoyan herkese kızgın. Bilhassa da bana. Keyfinizi kaçırmak istemem. Lakin Müftü Efendi'den beklediğiniz cevap geldi.
el-Cevap, Şehzade Civan Baht Mustafa Hazretlerinin, Hanedanı Ali Osman'ın tek şehzadesi olması sebebiyle katledilmesi münasip değildir. Hünkârım, mevzu mühim derviş ha. Müftü Efendi ile alakalı. Cüretimi bağışlayın, lakin bilmeniz icap ediyor. Şeyhülislam Efendi elinizdeki fetvayı hür iradesiyle vermedi. Siz kim? Ben neden geldim? Yoksa bir suç yaptım? Sessiz ol hatun. Valide Sultan'ın huzurundasın. Kaç Valide Sultan var bu sarayda? Bir tane var. O da hünkârımız Sultan Ahmet'in validesi Handan Sultanımızdır. Demek siz Ahmet'in annesi. Sen kimsin de Cihan Padişahı'na ismiyle hitap edersin? Başlayın ben... Hareme hususi getirilmiş olman seni diğer hatunlardan üstün kılmaz. Dudu, aslanım alaka göstermiş diye bakayım dedim. Lakin bu hatunun kendine ayrı yok. Peki Civan. Terbiyesi seneler alır. Mahfiruz'u hazır edin siz gene. Bu sefer tüm hünerlerini göstersin. Emredersiniz validem. Destur Sultan Ahmet Han Hazretleri. Hünkârım. Vaziyetimizi mazur görün. Geleceğinizden bir haberdim. Haberdar olsaydınız ne yapardınız Müftü Efendi? Safiye Sultan'a malumat mı verirdiniz? Aklınızdan neler geçiyor çok iyi biliyorum. Civan gördünüz diye padişahtan saymaz mısınız yoksa? Haşa, sümme haşa. Kimin haddine? Madem öyle Müftü Hazretleri. Ne cüretle hünkârımızın iradesine karşı gelirsiniz. Haddini bil derviş ağa. Ben şer-i şerife göre karar vermekle mükellefim. Eşsel ulema da benim gibi düşünmekte. Hünkârım. Henüz bir evladınız yok. Maazallah başınıza bir şey gelirse... devlete âliyenin hali nice olur? Devlet dediğin padişahtır. Ve padişah benim. Şimdi rehlerinizin başına geçin. Ya istediğim fetvayı alırım... ya da makamınızı. Karar sizin. Benim fetvama ihtiyacınız yok hünkârım. Zaten kanuni kadim mucibince... ferman padişahımızındır. Kanunlarımızı iyi bilirim Müftü Efendi. Benim bilmediğim sizin hakiki yüzünüzdü. Onu da bugün öğrendim.
Keşke seneler evvel seni bu deliğe soksaydık da bir oğlunun daha mahvına sebep olmasaydın. Siz olsanız ne yapardınız? Biricik oğlunuzun boynuna ipekten urgan geçirildiğinde siz ne yapardınız? Mazi bilmez gibi konuşursun. Evlatlarımızdan birine taht nasip olduğunda 19 tabut çıktı bu saraydan. İçlerinden biri en küçük oğlumuzdu. O gün gücünüz yoktu. Lakin şimdi hikmetinizden sual olunmaz. Sultanım, yalvarırım ne olur yardım edin. Herkesin bir talihsizliği vardır. Doğar doğmaz anına yazılır. Bu küçük yavrucağınkini biliyor musun? Sen. Safiye Sultanım! Sizde zerre vicdan yok. Kalbinizde merhamet yok. Sevgi yok. Herkesi kandırabilirsiniz lakin beni asla. Sultanahmet'e karşı elinizde olsun istiyorsunuz oğlum. Bu yüzden yaşasın istiyorsunuz. Bu yüzden. Ahmet. Her kimes ne evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Fetva alamayınca kanuni kadimin gölgesine mi sığınırsın? Ketüdağınız Nasuhayı Müftü Efendi'ye yollayıp arzu ettiğiniz fetvayı yazdıran sizsiniz sultanım. Kanunlarımızı ve dahi padişahın iradesini hiçe saydınız. Bunun cezası bellidir. Şehzademizin mezarının yanına bizim mezarımız da kalsınlar o vakit. Canımızın parçasından bu lafları işitmektense ölüm yedir. Sizi artık sarayımda istemiyorum sultanım. Derhal hazırlığınızı yapın. Eski saraya sürüldünüz. Bizi susturabilirsin. Ya vicdanının sesi? O susar mı? Yanındaki iblislerin gürültülerine aldanma. Hepsi çeker gider ve sen tek başına kalırsın. Bir karanlık çöker kalbine. Baktığın her yerde kardeşinin masum yüzünü görürsün. Önünde iki yol var Ahmet. Tıpkı bizim iki kapımız gibi. Biri merhametin yolu. Diğeri mezalimin. Hangisini seçeceğine sen karar vereceksin. Lakin unutma ki zulmün eşiğinden bir kere geçen her daim zalim olur.
Şehzadem. Anne. Anne neredesin? Buradayım oğlum. Anne ben çok korkuyorum. Buradayım arslan parça. Yemeğini ye. Ye ki gücün kuvvetin yerine gelsin. Ben cüzdanı istiyorum anne. Ağlar vermiyor. Ağlar! Şehzadenize kestane getirin. Kestane getirin. Parmağımı koparacaktın Azda. Yaklaşırsan ısırırım. Bu defa kopar. Sen padişah hünkâr umurumda değil. Sen yalancı. Adın Bahtı dedin. Yalan. Yalan söylemedim. Benim Bahtı. Şiir yazarken kullandığım mahlasım. Şiir? Şiir işte. Poezia. Lo nome d'amore e si dolce audire. Che impossibile mi pare che la sua propria operazione sia nelle più cose altro che dolce. Ma tu, sen italyanca biliyor musun? Öğreniyorum hala. Bu şiiri merhum atam Sultan Süleyman'ın pek sevdiği bir kitaptan okudum. Bak bu kitap işte. İşte evim burası. Kefalonya'dayız. Lyon deryası. Adriyatik. Venedikli misin, Rum mu? Annem Rum, babam Venedikli. Babamın da annesi Rum. Benim adamda her milletten insan var. Babam tüccar. Herkesle anlaşır. Bana da öğretti her şey. Burası hepsi Türk. Senin topraklar. Sen kralısın. Sultan kral. Yani istediğin her şey yaparsın. Bahtı, Ahmet. Emir ver. Evime gideyim. Ne olur. Buraya gelmeni Rabbim istedi Anastasya.
Kadere kimse karşı koyamaz. Ama sen söz verdin bahçede bana. Kurtaracağım dedin. Yalvarırım. Evime gönder beni. Non Nasya. Non posso. Senin evin artık burası. Ne demek yapamam? Ne olacak? Zorla tutacaksın beni. Kendi arzunda kalmanı tercih ederim elbette. Şimdi ağaları çağırır aldırırım kelleni. Hayır. Küçük kızların kalbini yediğimi söylemediler mi sana? Cüneyt Hatun dedi ki, sen, ben havlete girecek dedi. Merak etme. Sen istemeden olmaz. Ne kadar sürerse sürsün. Hazır olmanı bekleyeceğim. İnşallah bu defa muvaffak olursun hatun. Siz uyuyun. Ben hünkârımızı memnun ederim. Sabah da karnımda bir şehzadeyle döneceğim inşallah. Senle? Yoksa hünkârla sen mi? Yok. Bülbül ağayla ben. Tövbe tövbe. Hünkârımız hususi çağırmış. Mahfiruz'u isterim demiş. Kızmak yok hatuncuk. Kıskanmak hiç yok. Burada böyle. Kim? Kızmadım ki. Ne kıskanmasın? Ben evime döneceğim. Asla sizin gibi olmayacağım. Gel. Hünkârım. Nicedir aklım sizde. Sanki ateş oldum yanıyorum.
sultanım. Oh. Nihayet Dudu. İnşallah hatun gebe kalır da şehzademize bir an evvel kavuşuruz. Amin. Çekilebilirsin. Acemi kalk, hizaya geç. Çabuk kalk, kalk. Kalk Acemi. Uyumaya mı geldin hoca? Tunacıbaşım, bağışlayın. Adın ne senin? Hasan, Abdullahoğlu Hasan. Kayseri'den geldik. Adını sual ettim. Sen doğumundan başladın be Adem. Amma çelimsiz misin Lever olan? Nasıl yeniçeri olacaksın sen? Sayenizde am. Gülmek yok. Yasak. Dik durun. İskender. Emrin am. En kıdemli olduğundan mütevellit bu odadan. Yani kardeşlerinden sen mesulsün. Evvela yataklar toplansın. Akabinde avluya indir herkesi. Duydunuz ağayı. Toplayın yataklarınızı. Çabuk. Çabuk.
geç kalıyor. Afo! Afo geç. Geç kal. Gel. İzle, izle. İzle. Çok. Acemi olanlar, dünya ikiye ayrılır. Çalışanlar, yan gelip yatanlar. Bugünden itibaren dersleriniz ve idmanlarınız başlayacak. İndi, ilkinden ve en mühiminden başlayalım. Hadi bakalım, takip edin beni. Nihayet elim kılıca değecek. Evvela tahta kılıç verecekler, sonra esas kılıç. Sabır, hamturnalar, sabır. Sıra size de gelecek. Haydi düşün peşime. Haydi, haydi. Yürü, yürü. Selamun aleyküm Selman yoldaş. Ve aleyküm selam Zülfikar ağa. Turnacıbaşı Ekber Çavuş'un Katar'ındaki acemi olanlar bunlar. Artık eti senin, kemiği benim. Selametle yoldaş. Aldım, kabul ettim. Eyvallah. Hadi kolay gelin. Kolay gelsin ağalar. Sağ ol ağa. Ben aşçıbaşı Selman ağa. Yediğinizden, içtiğinizden, dersinizden, terbiyenizden, hülasa aldığınız nefesten ben mesulüm. Talip, bu ocak neferi olmak istediğiniz Yeniçeri'nin, yani turnanın kalbidir. Bu kazan, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin ocağımıza hediyesi olan kazanı şeriftir. Yeminler bu kazan üzere edilir. Bu kazanda kaynayan çorbaya kaşık sallayan her bir turna hak yolunda düşene dek kardeştir. Doğru mudur ağalar? Eyvallah, eyvallah. En kıdemliniz kim? Benim ağam, İskender. Biz kılıç beklerken şimdi hatunlar gibi yemek mi yapacağız? Şş, duyacak şimdi. Ben önce yolculuğun için gelmedim. Hey edepsiz dürzü. Şöyle gel de zırıl zırıl gözyaşı dökmek neymiş gör. İskender, sen de geç. Siz de durmayın. Getirin çuvalları. Düşün peşime. Düş. Sultanım. Nereden çıktı bu sürgün validem? Ne olacak şimdi? Eski saraya mı gideceksiniz? Olacak iş değil. Hangi vakit görülmüş valide sultanın saray...
Af buyurun sultanım. Handanın işleri bunlar. Torunumuzu bize düşman ediyor. Lakin telaş etmeyin. Kimsenin kudreti yetmez beni göndermeye. Handan Sultan mutlak kudret peşinde vardı. Siz öyle büyüksünüz ki gölgenizde bırakın ağacı. Ot bile yetişmez. Hayırlı sabahlar cennet kalfa. Aşçı başına söyle de lokma döksün. Herkes yesin, ağzımız tatlansın. Allah Allah. Bir gecede başımıza sultan kesildi. Hadi temizlik yapın, hadi. Ne oldu anlatsana. Ne oldu dün gece anlatsana. Hünkârımızı gördün değil mi? Kaldın mı? Girdin mi halvete? Nasıl oldu anlatsana. Rüya gibiydi. Bütün gece yanındaydım. Gün ışımıştı odadan çıktığımda. Az evvel uykuya dalmışım. Öyle yoruldum ki. Eh, padişahımız ne de olsa pek civan. Dur durak bilmedi. Şşşt! Çeneniz kopsun değil mi? Kalkın hadi. Safiye Sultan geliyor. Kalkın! Destur! Sultanım. Sultanım. Ben de sizi ziyarete geliyordum. Elimizi öpüp hayır duamızı almak içinse âlâ. Sizi uğurladığım gün hayır duanızı almak isterim elbet. Malum aslanım sizi sürgün etti. Yakında Gözyaşı Sarayı'na gidiyorsunuz. Rahat etmeniz için gerekli talimatları verdim. Sizin için hususi hazırlayacaklar. Hazırlıklarla bizzat alakadar olmana sevindim. Ben Yasek. Keyfine göre döşe. Zira kalan ömrün Gözyaşı Sarayı'nda nihayet bulacak. Gözyaşı Sarayı ne demek? Neresi orası? Eski sarayı diyorlar. İkbalden düşen sultanları götürürler oraya. Yani gücünü kaybeden kadınları. Kimileri evlendirilir, kimileri sarayın soğuk duvarları arasında unutulur. Onlar da bütün gün otururlar ve kaderleri için ağlarlar. Ya, işte bu yüzden Gözyaşı Sarayı denir. Anladın mı Hatuncuk? Hı? Hadi dağılın, hadi eğlence bitti, hadi. Hadi yerinize. Esas eğlence şimdi başlıyor. Soğanlar hazır mı? Hazır. Hazır. Gönder. Yağ katın. Evvela ekmeğini, çorbanı paylaşacaksın ki canını emanet edesin. Etler hazır mı? Hazır. Gönder. Ekleyin etleri de. Ocakta ahengi bulunca cenk meydanında 40 kollu, 40 kafalı tek vücutlu bir semender gibi aynı anda kılıç sallayacak, gürs çevirecek, oklarınızı kafirin üzerine ateş gibi yağdıracaksınız. Fasulyeler hazır mı? Hazır ağam. Gönder.
Boca edin. Haydi aslanlar, iş başına. Bu son çok kıymetli nimet. Küçükken bunu suyuna sıkıp ufak şeylere koyardım. Birisi bana sataşırsa gözüne sıkmak için. Sen çok iyi konuşuyorsun. Nasıl öğrendin? Buradayım. Türkler giremez ocağa. Müslüman yasak. Kayseri'den aldılar beni. Aslım Ermenidir. Senin gibi Hristiyanım yani. Lakin şimdi elhamdülillah Müslümanım. Bu nedir böyle? Hiç. Bir hatıra. Şimdi nerede? Ne yaptığını bilmediğim birinden bir hatıra. Ne yaptın ettin, istediğini aldın. Artık Gözde cariyesin. Odan olacak. Yeni kıyafetler, mücevherler. Şehzadeye doğrayım. Siz o vakit görün beni. Ne oldu? Yardım et Hatun. Bir ucundan tut da şu eşyaları götürelim. Kendin götür. Zoruna mı gitti? Ben sana yardım etmiştim. Ben sen değilim. İstemediğim bir şey. Kimse yaptıramaz. Hem ben gördüm seni gece. Çabuk döndün. Bu dün gece aladın. Doğruyu mu söylüyor? Hayır. Kıskandığı için yalan söylüyor. Sabaha karşı geldim. İstersen söylerim Cennet Galfa. Bakalım ne diyecek. Padişahımızı elinden kaçırdı ya. Mahsus öyle diyor. Boşuna uğraşma hatuncuk. Hünkârımız senin yüzüne dahi bakmaz. Asıl ben bakmam. Senin olsun zorba hünkâr. Ben istemiyorum. Zalim bir sultan kralı. Kızları kaçırıyor, köle yapıyor. Küçük kardeşe bile acımayan bir barbar. Seni öldürürüm küçük ciyan. Getirin şunları. Birden saldırdı sultanım. Mecbur kaldım kendimi müdafaa etmeye. Gece halvete girdim diye düşman belledi beni. Türlü hakaretler etti. Yalan söylüyor. Ben bir şey yapmadım. O karıştı bana. Kes sesini hatun. Ben söz vermeden zinhar ağzını açma. Bana dedikleri değil de hünkârımıza ettiği laflar çok ağrıma gitti.
O yüzden karşılık verdim. Seni öldüreceğim. Haddini bil hatun. Ne demiş aslanım hakkında? Af buyurun haşa huzurdan. Hünkârımızın ne zorbalığı kaldı ne zalimliği. Kardeşine bile kıyan barbar dedi. Herkes şahit. İsterseniz... Dudu. Kapatın şunu çileyi. Aklı başına gelinceye kadar ne ekmek verin ne su. Bir şey yapmadım. Bırakın beni. Ben burada ölürüm. Dur ne olur yapma. Gölge. Validemi sürgün ettiğinizi işittim hünkârım. Umarım bir anlık öfkeyle verilmiş bu kararınızı gözden geçirirsiniz. Ben de istemezdim. Lakin beni buna mecbur ettiler. Hünkârım. Sultanım. Hoş geldiniz Şahin Gire. Mehmet Gire. Fahriye Sultanımızla tanıştınız mı? İsminizi çok işittim sultanım. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Şeref duyduk sultanım. Ben de. Hünkârım, müsaadenizle ben de ayrı bir döneyim. Verebildin mi mektubu? Merak etmeyin sultanım. Evvelki mektubunuzun cevabını da aldım. Hünkârım, size hediye ettiğimiz aslanın tahnitini bizzat yaptım. Ağalar saraya götürdüler. Lakin istemezseniz... Kalsın. Ne de olsa ölüsü derisinden daha emniyetlidir. Öyle değil mi? O gece aslanın zincirini kimin kırdığı hala meçhul. Sarayımda hainler var. Neyse ki derviş ağa vaktinde yetişti de elin bir hadise vuku bulmadı. O gece aslanın gözlerine baktım Şahin. Bu vaziyette zalim değil, adil bir hükümdar olacağım, öyle değil mi? Ondan zerre şüphemiz yok hünkârım. Allah'ın izniyle siz hem adil hem de kudretli bir saltanat süreceksiniz.
Kardeşimi getirerek kalbimi fethettiniz. Dileyin benden ne dilerseniz. Siz yüce padişahımızın takdirinden gayri lütuf istemeyiz hünkârım. Siz gene de arzınızı söyleyin. Hakkı haliniz var hünkârım. Her iyilik karşılığını bulmalı. Tıpkı kötülükler gibi. Şu an için bir arzumuz yok. Lakin ileride sizden bir istirhamımız olabilir. Tabii siz de münasip görürseniz. Ne olursa söylemen kafi. Şimdiden olmuş bilin. Hadi yürüyelim biraz. Eşlik edin bana. Hünkârım, bugün hava çok güzel. Bu mevsimde Edirne Sarayı çok güzel olur. Niceydir hava da çıkmıyorum. Bir gün sizi de ağırlarım. Şeref duyarız. Hünkârım, herkes Şehzade Mustafa'nın akıbetini merak etmekte. Moğol diyarında bir laf vardır. Derler ki, sökülmüş bir taş tekrar yerine konulamaz. Lakin şehzademiz dönecek. Bir gün üzerinde oturacağı bu taht için dönecek. Derviş. Hünkârım. Celatlara haber ver. Gece bu iş bitecek. Sezan'ı sustuğunda bu iş bitecek. Tek sahibim, kaçınılmaz kaderim. Yüce Rabbim biliyor ki çok uğraştım. Şafaksız geceler boyu sokaklarda serbest dolaştım. Dualar ettim, adaklar adadım sizi unutmak için.
size son mektubumdur Mehmet Giray. Sultanınız olarak size emrediyorum. Vazgeçin benden. Çekin gölgenizi, nefesinizi üzerimden. Şaraba sığındım. Kendimi unutursam sizi hayal etmem diye. Bir an unuttum sandım. Heyhat. Ölümü yeğlerim sizin hayalinizden bile uzak bir ömre. Su sizsiniz. Hava, ekmeksiz. Rabbim diyorum, bu canımı al. Rüzgar yap beni toprağa girdikten sonra. Onun güzelim saçları dergâhım olsun. Leblerini, gerdanını, bileklerini tavaf edeyim. Koynuna gömüleyim ebediyete kadar. Bu mektuplar aniden nükseden bir hastalık gibi daha beter ediyor beni. Ellerinizin değdiği, kokunuzun sindiği bu kağıt parçaları alev olup yakıyor tenimi. Emretmek işe yaramazsa yalvarırım size. Artık beni sevmeyin. Azat edin beni bu aşktan. Ben sizi azat ettim tüm yeminlerinizden. Ağlar. Hünkâr. Anastasya'yı çağırın. Onu da alın burada. Emredersiniz hünkâr. Yeah.
Τόσες φορές τα μάτια μου, Μαργαρίτα Ρένια μου. Γιοκλέρτε εκεί, μπαμπά μας. Μερεμόνα, πενίνε δεν γυάλνες πράκτηνες. Babacığım, kalbim, canım, bulutlarla, yön denizine giden göçmen kuşlarla haber gönderiyorum size. Mektubun elinize geçmesi için dua edeceğim. Beni evimden, sizden koparan gemi İstanbul'a getirdi. Bir kafese kapattılar. Her yerinden zenginlik, ihtişam ve gözes yakan bir saraya. Tek umudum, tek dileğim size dönmek. Babacığım, senin kollarına. Anneciğim, koynuna. Tek sığınağım, anılarım. Adımızdayım, yanınızda. Evimizin avlusunda uzanıyorum şimdi. Altımda toprak, başımın üstünde zeytin ağaçları ve yıldızlı gökyüzü. Ah, yaseminlerin kokusu. Sakın üzülmeyin diyeceklerime. Eğer dönemezsem, buradan kaçamazsam, babacığım, beni bulmaya ve evime götürmeye gelemezsen, hiçbir umut yoksa eğer, ölüm kurtuluş olacak benim için. Nasya. 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 Öldüm sende mi? Öldüm de cennette yasemin koktu her yer. Senin için getirdim. Bak. Sen seviyorsun diye. Thank you.
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessaleh.
Kusurunda canını alırım bilesin. Allah sizden razı olsun hünkâr. Bana dünyaları bağışladınız. Tahtınız göklerde olsun. Ahmet. Sen nereye gitti? Ne oldu? Yapamadım Nasya. Kardeşime kıyamadım. Kıymayacağım.
bilen bana nasıl? Evinden alınman. Ailenden koparılman. Hepsi yalnızca acı bir hatıra olacak bir gün. Zira senin kaderin burada. Bu sarayda. Benim yanımda. Ağzınızdan çıkan söz göğe eriyor da Rabbim bir istediğinizi iki ettirmiyor sultanım. Şükür şehzademiz kurtuldu. 98, 99, 100. Bu keseyle beraber 40 kese ediyor sultanım. Tamı tamına 4000 altın eder sultanım. Âlâ. Sipahi ve Yeniçeri ocağındaki ağalarımıza gidecek bunlar Bülbül. Yarın sabah kazanlar devrilsin, çorbalar dökülsün ki Ahmet bizi sürgün etmenin bedeli neymiş öğrensin.